Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda işlem konusunun öğreniyorum testinde 5. testin çözümlerini yapacağız arkadaşlarım. Bu videoda sizlerle beraber dilerseniz hazırsanız ilk sorumuzda vakit kaybetmeden çözümlerimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz için şöyle yaklaştıralım ve aşağıdaki şekil eş parçalara ayrılmıştır deniliyor arkadaşlarım bize. Buna göre şekildeki boyalı parçaların alanları toplamının şeklin toplam alanına oranı nedir diye sorulmuş. Bakın bunlar eş parçalarsa kaç tane boyalı var? 1, 2, 3, 4 tane boyalı ve 4 tane de boyasız var. O zaman boyalıların toplam tamamında 4 tane boyalı, 4 tane boyasızsa 8 tanedir. 4 bölü 8 bize cevabı verir. Yani cevabımız 1 bölü 2 olacakmış diyebiliriz. Doğru cevap Adana'ydı. Devam edelim ikinci sorumuzda. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. İster 1 bölü 2 içeri dağıtın yapın, isterseniz önce 1 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkarın. Gelin 1 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkararak başlayalım. Şu kısımda arkadaşlarım işlemimiz 1 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkaracağız bakın. Payda eşitlemesine gideceğiz. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişlettiğiniz takdirde 4 eksi 3 bölü 12 yani 1 bölü 12 ile karşılaşacaksınız. Şu kısım 1 bölü 12 ise 1 bölü 2 ile 1 bölü 12'nin çarpımı nedir arkadaşlarım? 1 bölü 24'tür. Bu da bize cevap olarak C seçeneğini tabii ki verecektir deriz. Geçtim 3. soruma. 2 bölü 3 bölü 1 eksi 5 bölü 6. Bakın 1'den 5 bölü 6'yı çıkarırsanız 1 bölü 6'ya ulaşırsınız. 2 bölü 3 bakın buradaki bölüyü çarpı yapacağız. 6 bölü 1 bakın 1 bölü 6'yı ters çevirdim burayı çarpı yapınca. O halde 12 bölü 3'ten doğru cevap ne gelecektir? Tabii ki 4 gelecektir arkadaşlarım. Cevabımız Edirne'ydi. Ve devam ediyorum gençler 4. sorumla. 5 tam 1 bölü 7'ye 1 tam 6 bölü 7 ekle demiş. Bakın 5 tam 1 bölü 7 demek aslına bakarsanız 5 artı 1 bölü 7'dir. Artı 1 tam 6 bölü 7 de 1 artı 6 bölü 7'dir. Şimdi burada tam sayı olanları yani 5 ile 1'i bir yerde toplayacağız. 5 ile 1'in toplamı 6 artı 1 bölü 7 ile de 6 bölü 7'yi bir yerde toplayacağız. O da 7 bölü 7 yapar. 7 bölü 7 de 1'in ta kendisidir. O halde 6 artı 1'den cevabımız ne gelecek? Tabii ki 7 gelecek arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Devam ettim 5. sorumla. 2 bölü 3 bölü 4. Şimdi 2 bölü 3 bölü 4 ne demek? 2 bölü 3 çarpı 4 demek aslına bakarsanız. Ya da daha kolay anlaşılması için şöyle diyebiliriz 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 hani bölüm durumundaydı ters çevirip çarptım yani arkadaşlar dememiz o ki 2 bölü 12 yapar burası artı 1 bölü 6 şimdi şu 2 bölü 12'yi sadeleştirirseniz 2 ile 1 bölü 6 yapacaktır artı yanında bir de 1 bölü 6 var ikisini toplarsanız 2 bölü 6 gelir ki bu da 1 bölü 3'ün ta kendisidir dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 6. sorumla. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımların toplam alanının tüm şeklin alanına oranlanmasıyla elde edilen kesirlerden hangisi diğerlerine denk değildir? Bakın burada 3 çarpı 4'ten 12 tane alan var. 1, 2, 3 tanesi boyalı. 3 bölü 12 yani 1 bölü 4'ün ta kendisi. 2 tane boyalı var. Toplamda 8 tane. 2 bölü 8 de 1 bölü 4'ün ta kendisi. A ve B birbirine denktir. Dolayısıyla A ve B olamaz cevap. Bakın 1 bölü toplam 4 tane 1 bölü 4. A, B, C hepsi birbirine denk olduğu için bunları görmüyorum artık. Bakın 1, 2, 3 tane var boyalı. Toplam alan ise 6. 3 bölü 6 da 1 bölü 2'nin ta kendisi yapacaktır. Demek ki cevabımız Denizli olacak. Buraya bakalım toplam 16 tane kare var. 4 tanesi boyalı. Bu da 1 bölü 4'ün ta kendisidir. Edirne'de olamaz. A, B, C ve E birbirine denk iken D bunlara denk değildir arkadaşlarım. Doğru cevabımız Denizli'ydi. Geçtim 11. sayfama. İlk sorum. 1 bölü 4'ten 1 bölü 3'ü çıkar. Bölü 2 bölü 3 artı 1 demiş. Önce hangi işlemi yapacağız? Tabii ki bölme işlemini yapacağız. Yani şurayı. 1 bölü 3'ü 2 bölü 3'e bölerseniz arkadaşlarım. Aslına bakarsanız paydalar eşit olduğu için 1'i 2'ye böl demiş. Yani orası ne yapar? 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 yapar. 1'i 2'ye böl demiştik. Artı 1. Şimdi 1 eksi 1 bölü 2 var. Yani 1'den yarımı çıkarırsanız yarım kalır. Yani 1 bölü 2 kalır. Bir de başında ne vardı? 1 bölü 4. Bakın 1 bölü 4 artı ben bu 1 bölü 2'yi 2 bölü 4 biçiminde yazacak olursam benim cevabım 3 bölü 4 olacaktır. Cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler.
7. sorumuzu da bu şekilde çözüp C dedikten sonra geçtik 8'e. 0.35'i 0.7'ye böl demiş. Yani gençler burada virgülden sonra bakın virgül yani virgülden önce bir tane sayı var zaten. O halde direkt 35'i 7'ye bölebilirsiniz. Bakın 35'i 7'ye böldünüz. Ne geldi? 5 geldi. Yalnız şöyle bir durum var. Bu işlem hatalı olacaktır. Neden? Yani bu işlemi direkt böyle yapamazsınız. Burada amaç şu. Virgülden önce ne kadar sayı olduğu değil, virgülden sonra ne kadar basamak olduğu önemli. Virgülden sonra iki basamağı mı var? Evet. O zaman bunun da virgülden sonra iki basamağının olması için buraya bir sıfır atacaksınız. Sonuç olarak 0.7, 0.70'in hatta bu da 0.700'ün ta kendisidir. O halde gençler sıfırları şimdi görmezden gelirseniz 35 bölü 70 1 bölü 2'nin ta kendisidir. Artı 0.5 bölü 2. 0.5 nedir? 1 bölü 2'dir. Bunu 2'ye bölersem ne gelir? 1 bölü 4 gelir. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü bize topla demiş ki az önce de toplamıştık. Bunun cevabı 3 bölü 4 gelmişti. 3 bölü 4 buradakilerden hangisine eşittir? Aslında 3 çeyrekten. Ceyhan'a eşittir ama bunu nasıl bulacağız? 3'ü 4'e bölebilirsiniz arkadaşlarım. 3'ün içinde 4 yok. Bir 0 buraya ekledim. Bir 0 buraya ekledim. 30'un içinde 4 7 defa, 4 kere 7 28 çıkardım 2, bir 0 ekledim. 20'nin içinde 4 5 defa olduğu için 0.75'e eşittir. Kalan da zaten 0'dır. Cevap da Ceyhan'dır diyeceğiz. Ve devam ediyorum 9. sorumla. 0.06 bölü 0.3. Bakın ne demiştik? Virgülden sonra 2 sayı var, virgülden sonra 1 sayı var. O zaman şunu ekleyip şunları yok edeceğim. 0.6 bölü 30. 0.6 bölü 30 yani 6 bölü 30. 6 bölü 30 nedir? Tabii ki 1 bölü 5'tir. Artı bakın burada 2 sayı var, burada da 2 sayı olsun diye şurayı sileceğim. 3 bölü 60. 3 bölü 60 da 1 bölü 20'nin ta kendisidir. Demek ki ben burayı 4 ile genişleteceğim. 4 artı 1 bölü 20 yapacak. Yani sevgili gençler 5 bölü 20 yapacak. 5 bölü 20 de sevgili arkadaşlarım 1 bölü 4'ün ta kendisidir. 1 bölü 4 de çeyrek olduğu için 0.25'e eşittir. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 10. sorumla. Yerden yüksekliği 1.7 metre olan bir rafın üzerine 0.32 metre yüksekliğinde bir vazo yerleştiriliyor. Şimdi bizim bir rafımız var sevgili arkadaşlarım. Şurayı silelim. Şurası yer düzlemi olsun. Ben size şöyle çizeyim. Burası yer olsun arkadaşlar. Rafımız şuradaymış. Ve bu rafın üzerinde de bir tane vazo varmış. O vazoyu da şu şekilde çizelim gençler. Şimdi şuradaki yükseklik neymiş? 1.7. Vazonun yüksekliği neymiş arkadaşlarım? 0.32. Buna göre vazonun en üst noktasının yerden yüksekliği, yani şurasının yerden yüksekliği nedir diye soruluyor. Tabii ki 1.7 ile 0.32'yi topla demiş. 1.7'yi 1.70 biçiminde yazıp 0.32'yi de şu şekilde toplarsanız 2, 7, 3 daha 0 yapar. Yani 10 yapar. Onun 0 elde var 1. 1'di burası, bir de elde vardı 2. Yani cevabımız 2.02 olacak. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Devam ediyorum 11. soruyla. Mısırlılar M.Ö. 2000'lerde kesirleri bakın şu 1 bölü 2'ye eşitken elipsin altında 3 tane 1 bölü 3'e eşit. Elipsin altında 2 tane 2 bölü 3'e eşit. Elipsin altında 4 tane 1 bölü 4'e eşit sembollerini kullanarak ifade etmişler. Şimdi şu kaç arkadaşlar? 1 bölü 2 idi. Artı şu kaçtı? Bakın 1 bölü 3'tü. Bununla bunu toplayıp bölü demiş. Şu neye eşitti? 2 bölü 3'e. Artı diğeri de artı değil. Eksi var arada. Dikkat. Eksi 1 bölü 4. Şimdi ben şurayı 3 ile burayı 2 ile genişletecek olursam 5 bölü 6 gelir burası. Bölü. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletecek olursak 8'den 3'ü çıkardım. 5 bölü 12 gelir. Bakın bu sefer de sevgili arkadaşlarım 5'ler eşit. Peki ben bunu nasıl yazacağım? 5 bölü 6 çarpı 12 bölü 5 diyeceğim. 5'ler gidecek. 12 bölü 6'dan cevap ne gelir? 2 gelir. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlarım geçtim 12. soruma. Pelin koşu bandında 5 kilometrelik koşu antrenmanı yapacaktır. Pelin 3.72 kilometre koştuktan sonra koşu bandını durdurup mola vermiş. Buna göre Pelin moladan sonra antrenmanını bitirmek için kaç kilometre daha koşmalıdır? Ne yapacağız? Yani 5'ten 3.72'yi çıkar demiş. Bunu şu şekilde yapacaksınız. 5.00'dan 3.72'yi çıkaracaksınız arkadaşlarım. Bunu çıkarmak için de bakın dikkatli dinliyorsunuz.
Şuradan bir tane onluğu bu tarafa attığım zaman burası 0 0'dı ya. Artık ben buraya 100 diyeceğim. Burada 4 kalsın diyeceğim. Tamam? Peki 100'den 72'yi çıkarırsanız burası 28. 4'ten 3'ü çıkarırsanız 1 kalır. Cevap 1,28 olur. Yani cevabımız yine Adana'ymış sevgili arkadaşlar. Ve geçtim 13. ve testin son sorusuna. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bakın şu kısımda 0,55'ten 0,3'ü yani 0,30'u çıkaracağız. Burası hocam 0,25 gelecektir. Şimdi de yukarısı 0,25, alt kısımda 2,5. Şimdi güzel, bir sıkıntımız yok. Şöyle diyelim. Virgülden sonra 2 tane sayı var. Virgülden sonra 2 tane sayı olsun diye bunu bu şekilde yazdım ve artık virgülleri görmezden gelebilirim. Sıfırın da bir ehemmiyeti yok. Virgül de görmezden geliyorum. 25/250. 25/250 ne demek arkadaşlar? İkisini de 25'e bölerseniz 1/10'dur. 1/10 da 0,1'in ta kendisidir ondalık gösterimde. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Gençler, videomuzun ve testin sonuna geldik. Diğer testlerde, diğer videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.